Samsun'da yangını önlemek için bir çöp toplama çalışması yapıldı. Havza içerisinde orman yangınlarını önlemek için bir temizlik çalışması yapıldı. İyi ki de yapılmış. Tabii ileri alalım biraz, bunları geçelim. Evet, 3 ton çöp toplanmış. Yani inanması güç. Yani bir ormanlık bölge burası. Havza Belediyesi'ne bağlı bir orman burası. İşte gördüğünüz gibi kazmalarla, küreklerle, ellerle, çıplak elle yetkililer çöpleri topluyorlar. Çünkü biz doğaya çöp muamelesi yapıyoruz. Sonrasında da işte yangınlar olunca, çevre kirliliği olunca, Marmara'da müsilaj olunca da niye oldu diye üzülüyoruz. Bunlar kendi kendine olmuyor. Yani doğanın kendi doğasında, kendi özelinde bu maddeler yok. Plastik var, naylon var, cam şişe var, cam kırıkları var. İşte bakın şu tamamen, yani çok kısa zaman içinde güneş üzerine geldiği anda tutuşabilecek, o büyüteç görevini yaparak bölgeyi anında tutuşturabilecek bir şişe oraya atılmış. PET şişeler de aynı şekilde, yani hani plastikler doğada çözülmüyor. Doğa plastiklerden kurtulamıyor. Aman atmayın, içmeyin, yapmayın diyoruz ama onun ötesinde bu aşırı sıcaklarla beraber böyle bir durum da söz konusu. Gün boyu süren çalışma 10 personelle devam etmiş. 60 hektarlık bir ormanlık alanda görüyorsunuz. Burada çalışma yapmışlar. Ve toplamda 3 tona yakın çöp toplanmış. 31 Ekim'e kadar, 19'dan sonra ateşli piknik yapılması bölgede yasaklandı. Ormanları korumak için halkımız dikkatli olmalı ve alınan kararlara uymalı diyor Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir. Ve yapılan çalışmalara ilişkin hem bilgi veriyor hem de halkımızı, doğayı, ormanı, yeşili korumaya, duyarlı olmaya davet ediyorum diyor. Biz de onun sözlerine aracılık etmiş olduk.